Uyuşturucu illeti her yıl binlerce gencimizi ölüme sürüklüyor ve ne yazık ki madde bağımlısı gençlerin sayıları her yıl katlanarak artıyor. O gençlerden biri de 25 yaşındaki Onur, 5 yıl madde bağımlısı olarak yaşadı, 8 aydır ise kullanmıyor. Sultan Akden'in özel haberini Emre Koç'un görüntüleriyle izliyoruz. Onur, 25 yaşında gencecik bir delikanlı. O, uyuşturucu bataklığına düşmüş binlerce gençten yalnızca biri. Evet, terör olayı çok büyük bir tehlikeydi. Terör olayı şu an bitmiş durumda. Ama bu uyuşturucu gençlerin şu an harbi belası ve bitiriyor gençleri. Şu an benim gözümde terörden bile tehlikeli. TGRT Haber kameralarının karşısına yüzünü gizlemeden çıkan Onur'un tek isteği başka gençlerin de canının yanmasını önlemek. Onur, biz yüzünü kapatalım dedik ama sen hayır, yüzüm görünsün istiyorum dedin. Niçin böyle istedin? Özellikle evet, yüzüm görünmesini istedim. Çünkü denen madde gerçekten artık çok büyük tehlike yaratmaya başladı. İçtiğin zaman zaten bir kullanımda kesinlikle eğer onun bir tribi var kapılırsan %99 öldürme riski yüksek. Annesini ve babasını depremde kaybetmiş Onur. Uyuşturucu üzüntüsünü bastırır, dertlerini unutturur sanmış. Annem babamı depremde kaybettim, 99 depreminde. Ondan sonra amcamlarda kalmıyorum işte falan. Yani kendime ait güzel bir hayatım olmadı. Bir arkadaşım teklif etti. Dedi ki işte ne dert kalacak, ne sıkıntı falan. Madde keyif değil. Gerçekten keyif değil. Madde tam bir hastalık. Oysa çektiği her nefes ölüme bir adım daha yaklaştırmış genç adamı. Çok sıkıntılar yaşadım. Ölüm tribi dediklerini hani öyle bir yaşadım ki bir ara inanın ki hala şu an düşündükçe tüylerim ürper ürper oluyor. Bir sene geçtiği halde aynaya dönüp baktığım zaman o korkumu hala unutamıyorum. Sanki bu şeyi özellikle illeti inanıyorum ya. İnsan kendi kendine acı çeksin diye yapmışlar ya. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Böyle aşırı derecede acı çekiyordum. Yalvarıyordum, haykırıyordum, duvarlara vuruyordum ya. Artık hani böyle öleceğimi hissediyordum. Ama o kadar kuvvetli hissediyordum ki. Hani o his kalbimi hızlandırıyordu, çarptırıyordu. Hani aynı patlayacak gibi oluyordu. Saplandığı bataktan çıkmayı çok denemiş. Ama o lanet olası illet yakasını bir türlü bırakmamış. Vücuttan atsan kafadan atamıyorsun. Kafadan atsan hani bir yerde bir şey oluyor. Hani bir boşluğa düşebiliyorsun ve bu boşlukta yine ona sarılabiliyorsun. Peki bunu bulmak çok kolay mı? Çok kolay. İnanın ben içtiğim dönemlerde olsam şu an buradan çıkarım 5 dakika sonra elimde. Pahalı bir şey mi? Yok, ucuz. Kaç para? Fişek satıyorlar 20 milyon, 15 milyon, 10 milyon alabiliyorsun. Bir ucu alabiliyorsun 5 milyona. Gençlere sesleniyor Onur. Ölüme yolculuk 5 liralık bir maddeyle başlıyor. Hayatınız işte bu kadar ucuz diyor genç adam. Hani o 5 liralık şu kadarcık parça insanı ölüm tribine sokuyor. Bu illet öyle bir şey ki istiyorsun sürekli. Dayanamıyorsun. Tutamıyorum kendimi orada. Hani dışarılarda başka şeylerle kesmeye çalışıyordum. Olmuyor. Sürekli canım onu istiyor. Sürekli hep o istek vardı aklımda. Hep kafamda o vardı. Maddeyi kullandıktan sonra yaşadıklarınıysa hatırlamak bile istemiyor. Aşırı terleme yapıyor. Aşırı bir terleme yapıyor. Ondan sonra siz söyleyin. Böyle durduk yere kendi kendinize konuşmayı düşünmeye başlıyorsunuz. Düşünceleriniz önünüze geçmeye başlıyor. Hani çok tehlikeli bir şey. Hani o an hani çok tehlikeli bir şeyle burun buruna da olsan oraya atlıyorsun. Gözün dönüyor yani, görmüyor. Uyuşturucudan evladını kaybeden annelerin feryadı hala kulaklarında. Hani benim çocuklarım yapmaz diyen insanların çocukları yapıyordu. Artı öyle noktalara geldiler ki artık hani annenin babanın feryatlarını anlatamam size yani. Hani o kadar ki perişan etti. O kadının feryadını orada acı çekmesini, ağlamasını gördüm daha benim de içim sızlıyordu. Ve orada anlıyordum, aa ben de ailemi bunları yaşatıyordum. Şimdi onu isteyerek yaşatmadım ki ama. Bunu anlatmak istiyorum, hani ben hastaydım. Onur 8 aydır madde kullanmıyor ve bir daha başlamayacağına inancı da tam. İnanıyorum, artık o inancım var yani. Hayat sevincim var, eskiden yoktu ama.